Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerden 3'ü, Ankara'da HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı. HDP'li ile aileler arasında gerilim esnasında bir kişinin HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a, "Kes sesini, çivilerim seni vallahi" demesi sosyal medyada tepki topladı. Bu kişinin bir başkomiser olduğu belirtiliyor. Diyarbakır'da evlat nöbeti sürdüren aileleri temsilen 3 baba, Ankara'da HDP Genel Merkezi binası önüne siyah çelenk bıraktı. HDP Genel Merkezi'ne gelen babalar, "Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz" yazılı çelengi parti girişine koyarak gazetecilere açıklamada bulundu. PKK tarafından oğlunun da kaçırıldığını söyleyen babalardan Celil Bektaş, HDP'nin hiçbir zaman Kürtleri temsil edemeyeceğini söyledi. Evlatlarından haber alamadıklarını belirten Bektaş, "Ben burada Türk'üm, Diyarbakır'da Kürt'üm, Trabzon'da Laz'ım. Evladım gelene kadar bu işin peşini bırakmam. Beni hiçbir güç buraya getirmedi, yanan ciğerim buraya getirdi. Amerikan uşağı değilim, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. HDP'ye söylüyorum, kendine gel, evladımı getir bana" ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından HDP binasındaki görevlilerin çelengi kaldırmak istemesi üzerine, babalar ile aralarında arbede yaşandı. Arbede esnasında bir kişinin HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a, "Kes sesini, çivilerim seni vallahi" demesi üzerine tartışma çıktı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, HDP Genel Merkezi'ndeki polis saldırısına ve Ayşe Acar Başaran'a yönelik, "Kes sesini, seni çivilerim" şeklindeki tehdide tepki göstererek, HDP Genel Merkezi önünde yaşanan görüntüleri ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a yönelik ifadeleri kabul edilemez buluyoruz, dedi. HDP Genel Merkezi önünde Diyarbakır'dan gelen ve evlat nöbetinde olduğunu söyleyen ailelerin siyah çelenk bırakması sırasında gerginlik yaşandı. Ardından parti binasından çıkışları engelleyen polisin HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a, "Kes sesini, seni çivilerim" şeklinde sözleri tansiyonu yükseltti. HDP yöneticilerinin yaşananlara tepki gösterdiği basın açıklamasından sonra da biber gazı sıkarak içeri girmek isteyen polis, HDP'li yöneticilerin de aralarında olduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, HDP Genel Merkezi'ndeki polis saldırısına ve Başaran'a yönelik ifadelere tepki gösterdi. Özel, sosyal medya hesabında HDP'li Meral Danış Beştaş'ın paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: "Bunun kimseye faydası yoktur, ülkeye hiç faydası yoktur. HDP Genel Merkezi önünde yaşanan görüntüleri ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a yönelik ifadeleri kabul edilemez buluyoruz. Bu yaşananlar demokrasiye, demokratik siyasete inancı sarsmaktan başka işe yaramaz. Bunun kimseye faydası yoktur, ülkeye hiç faydası yoktur. HDP'li Meral Danış Beştaş, milyonlarca insanın iradesini temsil eden genel merkezimize saldırı haddinize değildir. Siz kaybedeceksiniz, biz kazanacağız," dedi. Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Örgütü, partilerinin genel merkezine yönelik ablukaya ilişkin Koşu Yolu Parkı İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. HDP gele kes nikare iradeye gel bişikone, pankartının açıldığı açıklamaya HDP milletvekilleri Remziye Tosun, Meral Danış Beştaş, Tülay Hatimoğulları, HDP Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi, İl, ilçe yöneticileri, Demokratik Bölgeler Partisi, DBP, Özgür Kadın Hareketi, TCA, Türkiye İşçi Partisi, TİP, Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği, MEDİDER katıldı. Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Beştaş, "Hukuk devleti HDP'den başlar, Kürtlerden başlar, Eramet'te hukuk devleti yürürlükte değilse Ankara'da olamaz. Biz muhalefetine de iktidarına da sesleniyoruz. Vallahi de billahi de gözünü kırpacak bir HDP'li bulamayacaksınız. HDP sizin karşınızda öldü. Öldürdünüz" ifadelerini kullandı. "Daha önce çokça düşünülmüş, planlanmış organize bir saldırı." Sonrasında konuşan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, "Ahmet'ten Ankara'ya İçişleri Bakanlığı'na cevap veriyoruz. Sizin bugün genel merkezimize yönelik saldırınızı gördük. Evet, neler yapabileceğinizi biliyoruz.
Bu saldırıyı sakın ola ki hiç kimse tesadüfen, öylesine bir iki tane ailenin kendi kararıyla HDP Genel Merkezi'nin önüne gittiğini düşünmesin. Bu saldırı konsepti daha önce çokça düşünülmüş, planlanmış organize bir saldırıdır. Biz bunun farkındayız. Bu saldırıyı yapmadan önce konuşmalarıyla hangi gün, ne zaman, hangi saatte yapacakları da aynı bakanlık ve emrindeki kolluk gücü valiyle birlikte kararlaştırmışlardır, dedi. Muhalefetin eylemlerindeki polis engellemelerine dikkati çeken Beştaş şöyle konuştu. O polis potansiyel bir katildir. HDP, toplumsal muhalefetin farklı kesimleri Türkiye'de bir toplantı ve gösteri yapmak istediğinde binlerce kolluk gücü ve engelleme çıkar. Darp ve işkence yapılır. Ama bugün genel merkezimizin önüne polisler, iki kişiyi getirerek eylem yapmak istediler. Bu eylemi yapan aileler değil polistir. Polis de emri İçişleri Bakanlığı'ndan almıştır. Öyle bir polis ki bizim vekilimize hiç rahatsızlık duymadan seni duvara çivilerim demiştir. Ve o polis hala görevde. O polis potansiyel bir katildir. O polis bir dakika bile görev yapamaz. O polis milyonlarca halkın iradesini ölümle tehdit etmiştir. Bu konuda her şeyden önce o polis bir an önce dört duvar arasına kapatılmalıdır. Çünkü ölümle bizi tehdit etmiştir. Ve bu tehdit sıradan bir tehdit değildir. Şu ana kadar da polis partimizin önünce gözaltı, işkence yapıyor, avukatlara ters kelepçe uyguluyor. Bunu asla unutmayız, sineye çekmeyiz. Burada polis polislik yapmıyor. Polisin görevi siyasettekileri korumaktır. Buradaki polisleri de görüyorum, yüzlerce polis var, etten duvar örmüşler. Siyasi parti olarak açıklama yapıyoruz görevin ne sorun çıkmaması ama polis saldırıyor, eylem yapıyor. Emri yerine getiriyoruz diyeceksiniz. Emri yerine getiren polis ölümle tehdit ediyorsa, en az emri veren kadar sorumludur. Bunu asla unutmayız, sineye çekmeyiz. Ölüm tehditlerinizi de saldırılarınızı da sineye çekecek bir halk ve HDP yok karşınızda. Hukuk devleti HDP'den başlar, Kürtlerden başlar. Bu saldırının asıl mimarının Cumhur İttifakı olduğunu dile getiren Beştaş, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezlerinde seçimi kazanmak için gece gündüz tartışma programları, kapatma davaları açıyorlar. Her türlü keyfi işkenceyi uyguluyorlar. Birileri de parlamenter hukuku uygulayacağız. Hukuk devleti HDP'den başlar, Kürtlerden başlar, eğer Ahmet'te hukuk devleti yürürlükte değilse Ankara'da olamaz.